राजा का दिल थी ले उड़ी वो मार के हत्ता छीन झपट्टा राजा के सर थी चढ़ी रानी देखे राजा को और परी भी देखे राजा को रानी देखे राजा को और परी भी देखे राजा को निर्णय की थी घड़ी ये आनी दुखी है राजा दुखी है रानी फंस गई ये तो प्रेम कहानी रे फंस गई ये तो प्रेम कहानी करे क्या राजा किसने जानी सुन लो एक कहानी एक तो राजा एक जिरानी सुन लो एक कहानी एक तो राजा एक जिरानी द्रोण Ne saçma hikaye. Sonu böyle bitmemeli. Hayatımda böyle saçmalık görmedim. Sence nasıl bitmesi gerekirdi? Kraliçe aradan çekilmek zorunda. Neden? Onu kendi getirmedi mi zaten? Onu zorla getirdi. Onunla kalmaya zorladı. Ve sonra da tutup... Kraliçe krala kendiliğinden aşık oldu. Ama kral kraliçeye aşık değil. Çünkü peri kızından kopamaz. O peri kızı kralın üstünde tamamen hakimiyet kurmuş. O ne isterse kral yapmak zorunda. Saçmalama. Hayır, kral periye falan bağlı değil. Kimse onun üstünde hakimiyet falan da kuramaz. İsterse o periyle savaşır, kalbini ondan kurtarır. Bunu neden yapmıyor? Belki de kral aslında kalbini... periden kurtarmak istemiyor. Belki asıl istediği geçmişiyle yaşamak. Bu yüzden de kraliçe hayatından temelli çekip gitsin diye uğraşıyor. Ben ne zaman böyle bir şey söyledim ki? Çok ciddiyim bak. Neden? Bir kral neden böyle bir şey söylesin? Öyle mi? O zaman kalbini yeniden sevmeye açacak kadar cesareti var demek. Kraliçeye aşkını ilan edecek kadar. Şunu da unutmayalım. Belki de bu hikaye yanlıştır. Belki de hikayeyi iyi anlamamışsındır. Kraliçenin kendi değil miydi? Her konuda iki farklı görüş vardır diyen. O zaman belki de kraliçeyi hikayeyi kendine göre anlamıştır. Kralın o periye aşık olduğuna inanmıştır. Ama kraliçe şunu bilmiyor ki, kral ondan başkasını sevemez. O periyi bile. Yani kraliçe neden bu kadar mutsuz ki? Kraliçeyi periyle arasında geçenleri anlatan da kral değil miydi? Neden saçmalık ettiğini ve kralı perinin kollarına iteni kendi olduğunu göremiyor? Peri de kralı kraliçeden uzak tutmaya çalışıyor. Ve kraliçe kendi hayatını krala emanet edecek kadar ona güveniyorsa söyle bana neden onun sözlerine güvenmiyor? Kuklalarla ilgili şu yeni saçma hikaye de ne? Bu kuklalar kim? Onları kim kontrol ediyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Kuklacıları biz davet ettik ama onlar yerine sanki gösteriyi biz sergiliyoruz. Gidip onları izleyelim. Sizin sorununuz ne? Burada hepimiz akrabayız öyle değil mi? Bu nedenle bu tür konuları sonra konuşabiliriz.
Ama şimdi oturup onları izleyelim. Parvati kızım, sen benimle mutfağa gel. Hadi gidip yemeklerimizi hazırlayalım. Yoksa insanlar ev sahipliğimiz hakkında dedikodu yapacak. Efendim? Unutma, bir koca ne olursa olsun sonunda karısına döner. Sadece şundan emin ol. Diğer kadınlarla olan ilişkisi duygusal bir boyut kazanmaz. Aksi takdirde o duygular senin hayatını bir ıstıraba dönüştürebilir. Böyle bir durumdan kurtulmak için yapılabilecek en akıllıca şey, evliliğinin başka biri yüzünden kötüye gidip gitmediğini anlamaya çalışmaktır kızım. Gel. Gel hadi. Mutfağa gidelim de yemekleri hazırlayalım. Hadi. Eşbur civarından bir haber var mı? Rudra. Saat epey geç oldu. Bu beyler de akşam yemeğini bizlerle birlikte yiyebilir. Yemeğe kalın lütfen. Emredersiniz. Rudra, bundan da al. Parvati bunu da hazırladı ki sen yemeklerini daha kolay yiyebilesin. Alsana. Suni